Sen benim oğlumu nasıl kaçırırsın? Kafana göre nasıl iş yaparsın? Hadsiz! Sana ne oluyor? Hem bu doktor işi de nereden çıktı? Güvendiğim bir hocama gittik. O nereden icap etti? Sen kimsin? Sen kim oluyorsun? Babaanne bilgim var. Cihan'la babam gelmedi mi hala? Sizde değiller miydi? En son klinikte kalmışlardı. Geldiler. Geldik abi. Oğlum neredesiniz? Telefonda söyledim ya babaanne. Çok iyi bir doktora gittik. Abim söylemedi mi? Neyi? Yahu bakışmayın, konuşun. Dilan'ın hocası. Babamın iyileşme ihtimalinin olduğunu söyledi. Baran. Oğlum, oğlum emin misin? Bak, bir hayal kırıklığında kaldırmaz bu yüreğim. Eminim babaanne. Güven bana. Yani oğlum artık can mı bulacak? Torunlarım, yavrularım tekrar babasına kavuşacak demek ha? Bugünleri de gördüm ya. Artık ölsem de gam yemem. Oğlum. Kudretim benim. Oğlum. Kudretim benim. Canım oğlum. Yenge. Kız, yarımcığım. Hadi gelmiyor mu? Nerede kaldın? Yemek yapacağız ya. Geliyorum birazdan. Bana bak, ağlıyor musun sen? Yok yok, iyiyim. İyiyim, bir şeyim yok. Merak etme, görüşürüz. Şu işi bir tafsilatıyla anlat bakalım Baran. Doktor ne dedi? Baban ne zaman ayaklanacakmış? Öyle net bir zaman vermedi tabii ama yapılan tetkiklerin sonucu olumlu. Metin Hoca asla yanılmaz bu konuda. Hatta iki kere inceledi sonuçları. Her ikisinde de. Baran, sen devam et oğlum. Baştan beri haklıymış babaanne. Babam için gerçekten iyileşebileceğine dair bir umut var. Peki o zaman o hekim bize niye öyle söyledi? Bilmiyorum. Tek bildiğim bunca zaman yanlış tedavi uygulandı. Beceriksiz, namussuz! Oğlum. O doktordan bu yaptıkların hesabı sorulacak.
bu yaptıklarının bedelini en ağır şekilde ödemeli. Nerede o? Hemen bulunmalı. Yalvarsa da, yakarsa da bağışlamayacaksın. Acımayacaksın o beceriksize. Sen gönlünü ferah tut babaanne. Ben gerekeni yapacağım. O adam başka insanların da canını yakamayacak. İyi günler Azade Hanım. Kudret amcanın iyi haberlerini aldım. Gözünüz aydın. Sağ ol. Sağ ol. Odama geçelim. Sen dur bakalım. Konuşacağız seninle. Ne dedim ben sana babam? Hı? Umudumuzu hiçbir zaman kaybetmeyeceğiz dedim. Her şey biter, umut bitmez dedim. Bak çıktı dediğim. Oo. Yakında bütün hayallerimiz gerçek olacak baba. Bundan sonra hep beraber olacağız. Her şeyi beraber yapacağız. Bugüne kadar yapamadığımız her şeyi telafi edeceğiz. O beceriksiz adamın bize kaybettirdiği zamanı telafi edeceğiz. Hayır, aklım almıyor zaten. Bir insan nasıl böyle bir hata yapabilir? Baştan aşağı bütün tedaviyi yanlış uygulamış. Onun yüzünden yıllarımızı kaybettik. Neyse ki Dilan... Neyse. Zararın neresinden dönersek kârdır. Değil mi benim yakışıklı babam? Artık üzülmek yok. Can sıkmak yok. En güzel günler, en güzel zamanlar önümüzde. Bizi bekliyor. Vay be. Demek o adam bunca zaman yanlış tedavi uygulamış ha? Belki de Dilan şüphelerinin peşinden koşmasa o adam hala tedaviye devam ediyor olacak. Neyse ne. O adamı bir an önce buluyorsunuz Kerem. Yurt dışına kaçmadan muhakkak yakalayın. Bulunca ne yapacaksın? Başka hastalara da zarar veremeyecek hale getireceğim o haini. Alabileceği en üst cezayı alacak. Hapse girip... Bir daha gökyüzünü bile göremeyecek. Bu
Bu konuyla bizzat sen ilgilen. Babamın canına kasteden aldanma bu. Getir bana. Merak etme sen. Biz araştırmaya başladık bile. O adam iğne deliğine de girse bulacağız. Anlat bakalım şu işin eğrisini, doğrusunu. O anlattı her şeyi zaten. Bir de senden dinlemek istiyorum. Hastanede oğluma neler yapıldı, neler yapılacak, sonuçlar ne zaman çıkacak? Bunları bilmek hakkım değil mi? Tetkikler yapıldı. Kudret amca... Kudret Bey'in durumuna uygun bir tedavi belirledi Metin Hoca. Ona göre tedaviye başlayacak. İlaçları da değişti. İlaçları bulmak biraz zor ama Metin Hoca halledecek. Zaten bu akşam kendisiyle de tanışırsınız. İlaçları getirmek için uğrayacağını söyledi. Sen kim oluyorsun da benim abimi hastaneye götürüyorsun? Amacın ne? He? Onun tedavisini bozup babanın yarım bıraktığı işi tamamlamak mı? Hasan. Ağır ol. Kız haklıymış. Nasıl haklı? Ne diyorsun sen ana? Duydun işte. Kız şüphesinde haklı çıktı. Kudretim yakın zamanda iyileşecek. Kader. Sen de mutfağa git, hazırlıklara başla. Tamam hanıma. Madem oğlumun doktoru geliyor, hizmette kusur etmeyelim. Ağla ağla, açılırsın. Yelik yenge şeyden, soğandan. He, soğandan. Demin telefonda konuşurken de soğandan ağlıyordun değil mi? Bak bakayım bana bir. Bak bak. Belli için acıyor senin. Hislerini içine atıyorsun. Atma bu kadar. Bak vallahi hasta olursun, ben de sana söylemesin. Geçecek bunların hepsi. İnsan zamanla her şeyi unutuyor. Aşık oluyorsun, unutuyorsun. Sonra tekrar aşık oluyorsun. Güven bana. Hem Allah çözümsüz dert vermesin. Bak abinle bana. Belki hayat boyu çocuğumuzu kucağımıza alamayacağız. Belki kokusunu hiç duymayacağız. Ama sen, sen Zümrüt, tekrar seveceksin. Tekrar kalbin çarpacak. O yüzden bu acıya sırtını çevirme. Hay yenge. Canım benim. Merak etme, ben inanıyorum. Sizin de çocuğunuz olacak. İnşallah kızım, inşallah. Aa, ağlıyorsunuz mu kız siz? Çok acı bir soğana denk geldik de mamacığım. Soğanda. Değil mi Zümrüt, soğanda? Evet. Allah'ım sen akıllı fikir insan değil. (Gülüyor)
Of. Otur otur sıkıldım ya. Şuraların bir tozunu alayım. Toz bezleri banyoda mıydı? Banyoda da. Ne yapacaksın şimdi temizlik falan? Ben yaparım, sen otur. Yok yok, yaparım ben. Ay. Dikkat et, ne yapıyorsun? Ay. Mine. İyi misin? İyiyim, iyiyim. Teşekkür ederim. Ah Mine ah. Doktor dikkat et demedi mi sana? Ne diye iş yapacağım diye tutturuyorsun. Kendini düşünmüyorsun. Bari bebeğinizi düşün. Teyzen haklı. Uzan biraz. Bilekliğimi düşürmüş olabilirim burada. Bilekliğini kaybettiğin diye haddini aşıp çiftliğime mi girdin? Hayır, anlamıyorsun. O bileklik benim için çok önemli. Müsait misin? Evet, girebilirsin. Thank you.
Bu senin. Baran Bey'im, gelin hanım. Doktor Metin Bey geldiler. Geliyoruz. Hoş geldiniz doktor bey. Hoş bulduk Gazi Hanım. Ne zahmet ettiniz? Gül kızım al, çayla servis et. Buyurun doktor bey, ayakta kalmayın. Oğlumla çok ilgilenmişsiniz. Size ne kadar teşekkür etsek azdır. Estağfurullah, görevim. Yo yo, siz bizim gözümüzü açtınız. Bunca zamandır yanlış tedavi yapmış o tiniyetsiz doktor. Zararı neresinden dönerse kârdır. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyileşir mi yani oğlum? Ayağa kalkma ihtimali var mı? İyileşme ihtimali var. Fakat bu uzun bir süreç. Sabır ve iyi bir bakım gerektiriyor. Oğlumun iyileşmesi için elimden ne gelirse yapmaya hazırım doktor bey. Sadece ben değil, hepimiz. Değil mi Hasan? Haklısın anacığım. Abim iyileşsin. Dile benden ne dilersen doktor. Ben görevimi yapıyorum. Kudret Bey'in ayağa kalkması benim için kâfi. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk Dilencim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Alo, Ece, ne yaptın? Bir gelişme var mı? Var, seni kurtaracak bir adam buldum. Numarasını mesaj atıyorum sana. Ara hemen. Zaten durumdan haberdar. Şaka mı yapıyorsun sen Ece? Birinden kurtulmak için başka birine mi bulaşacağım? Ya sen bana güven, dediğimi yap. Ara şu adamı. Alo. Alo Ece. Bir çare mi var sanki? Alo. Evet. Ece sizi aramamı söyledi. Bana video gönderen biri var. Bu kişinin bir an önce bulunmasını istiyorum. Her şeyi konuştuk sanırım. Ben artık kalkayım. Fazla vaktinizi almayayım. Olur mu öyle şey doktor bey? Yemeğe kalsaydınız. İnanın çok geç kaldım. Başka zaman için sözüm olsun ama. Zaten artık sık sık beraber olacağız. Hadi lan. Bu arada Kudret Bey'in ilaçlarını, saatleri ve dozları hakkında konuşalım mı? Çok iyi olur hocam. Thank you.
Keşke biraz daha kalsaydınız. Esra yemek için beni bekliyor. Geç kalmayayım. Sonra dilinden kurtulamam biliyorsun. Peki hocam, siz bilirsiniz. Her şey için tekrardan çok teşekkür ederim. Esra hocama da çok selam söyleyin. Onun da sana çok selamı var. Mutlaka bir akşam yemeği bekliyorum dedi, haberin olsun. İnşallah. Eşinle beraber tabii. Ha bu arada, nikaha çok az zaman kaldı. Eğer sen de uygun görürsen, Esra'nın nikah şahidi olmanı istiyoruz. Kim, ben mi? Gerçekten mi? Evet, Esra ile bizi tanıştıran sensin. Bugün bu kadar mutluysak senin sayende. Başka kimi şahit yapacaktık? Ne dersin? Kabul mü? Ben çok sevinirim hocam. Gurur duyarım. Harika. Esra çok sevinecek. O zaman şu yemek işini bir an önce organize edelim. Hatta Esra'nın doğum gününe denk getiririz belki. Tamam hocam, konuşuruz. Ben sizi bahçeye kadar geçireyim. Of! Adama, memlekete özel hiçbir şeyi ikram edemedik, ayıp oldu. Yahu yedi işte tatlı. Hem adam işini yapıyor, ne ikramı? İlk günden tepemize çıkarmayın adam. Yok be amca, öyle bir adam değil. Gayet düzgün biri. Ben tuttum valla. Benim de gözüm tuttu. Aklı başında, efendi bir adam. Yol yordan bildiği belli. Bak bu yediğin tatlıyı da o getirdi zaten. Yani bravo. Hemen röntgenini çekmişsiniz. Ya ne çabuk sahiplendiniz siz bu adama, el insaf. Sen niye böyle celalleniyorsun oğlum? Bir de soruyorsun bana. Metin denen bu adam kim? İsmi lazım değil. O kızın üniversiteden hocası değil mi bu? Nasıl olur da böyle çarçabuk güvenirsin? Öyle deme amca. Ben adamı internette de araştırdım biraz. Eğitimi, kariyeri müthiş. İşinin ehli. Çok iyi bir doktor. Hem hastaları da çok iyi yorumlar yazmış. İyi ki çıktı karşımıza. Yahu bırakın. O kız yetmedi, bir de onun getirdiği doktora mı güveneceksiniz? Başka ne yapacağız amca? Elimizde bir umuttan başka ne var? Oğlum, umuttan daha fazlası lazım abim için. Durumu ortada. Vallahi sen ne dersen de amca. Ben Metin Hoca'ya güvendim. İnandım. Babam için doğru adres olduğuna eminim. Hele ki o Oktay denilen beş para etmez adamdan sonra. Abim o Oktay'ı bir bulsun. Kendi ellerimle vereceğim cezasını. Biz dururken sana mı düşer yeğenim? Hem dereyi görmeden paçaları sıvamamak lazım, öyle değil mi? Belki bu da başarılı olamayacak diğeri gibi, ne malum? Yeter Hasan! Baran güvenmiş ki bu adamı eve kadar getirdi. Hem bize mi kalmış reisimizin kararını sorgulamak? Haklısın ana, kusura kalma. Ben odama çekiliyorum. İyi geceler. Lahmle. Bugün gelmeye de soramadım. Sen nasılsın? İyi misin Dilan? İyiyim hocam. Evliliğinde mutlu musun? Bir sorun mu var? Yok bir sorun. Hocamı geçiriyordum. Sizi de buraya kadar yorduk. Ne demek görevi? Hem Dilan söz konusu olunca akan sular durur. Estağfurullah. Ha bu arada bu yurt dışı meselesini düşündün değil mi? Hala vaktim var biliyorsun. Doktor bey. Telefonunuzu unutmuşsunuz. O
Akıl kalmadı. Çok teşekkür ediyorum. Yarın görüşüyoruz değil mi? Tabii tabii. İyi akşamlar. İyi akşamlar hocam. Ha bu arada bu yurt dışı meselesini düşündün değil mi? Hala vaktim var biliyorsun. Bir şey mi oldu? Yok bir şey. İyi geceler. Günaydın. Nereye gidiyorsun? Lokantaya mı? Evet. Kahvaltı yapsaydık beraber. Siz yapın. Ben geç kalmayayım. İyi o zaman. Zümrüt'e selam söyle. Ah! Ah karnım! Karnım! Mine? Mine iyi misin? Ne oldu? Karnım çok acıyor. Mine, ne oldu, iyi misin? Öleceğim, sanki karnım çok acıyor teyze. Hastaneye gidelim. Ben bir taksi çağırayım, geleyim. Ay dur, öyle hemen her krampta hastaneye gidilmez. Normal böyle şeyler. Ama ağrısı var. Zümrüt, Zümrüt çağır o anlar. Aa! Zümrüt'ü ara sen, Zümrüt'ü. Gelsin bir bakıversin. Aa! Yani... Olur mu ki acaba? Olur olur, niye olmasın? Hemşire değil mi o kız? Gelsin bir baksın. Hadi ara hadi. Yürü yürü, ara. Aa! Thank you.
Alo, alo, duymamışım ya. Bir şey mi oldu? Mine, iyi değil. Ne oldu? Ya bilmiyorum, çok sancısı var. Acil gelebilir misin? Tamam, tamam, sakin ol. Geliyorum ben hemen. Ay. Neden böyle hazırlandın? Metin Hoca birazdan burada olacak. Doğru düzgün çıkmak istedim karşısına. Bugün Kudret amcanın tedavisi başlıyor. Her an gelebilir. Ben gidip karşılayayım. Nesi var? Bilmiyorum. Seni de yorduk, kusura bakma. Saçmalama canım, işim bu benim. Ay çok ağrıyor. Ne oldu, neyin var, iyi misin? Karnım, karnım çok ağrıyor. Tamam, sakin ol, gel. Ayaklarını şöyle uzatalım. Belini de yastık koyalım. Tamam, yaslan şöyle. Rana Hanım, acaba siz de bana bir sıcak su torbası getirebilir misiniz acaba? Ay ben nereden bulacağım şimdi sıcak su torbası? Mutfağa yerleştirirken görmüştüm ben. Orada çekmecede. Dur ben getireyim hemen. Tamam, sakin ol. Derin nefes al burnundan. Ağzından ver. Tamam. Tekrar al. Ver. Tamam, sakin ol, geçecek. Nabzına bakalım. Nabzın gayet normal. Tamam, sakin ol. Sakin ol. Teşekkürler. Şu sırtına koyalım şöyle. Teşekkür ederim aşkım. İyi ki varsın. Nasıl da güzel olmuşsun Dilan. 41 kere maşallah. Yıldızlar gibi parlıyorsun. Sağ ol abla. Nasıl da yakışmış yeni kıyafetlerin. Baran Bey gördü mü? Ne kadar memnun olmuştur aldıklarını giydiğini görünce. Yok, o bir şey demedi. Ben de zaten Metin Hoca geliyor diye giydim bunları. Karşısında bakımsız, çaresiz görünmek istemedim. İyi yapmışsın kızım. Demek ki senin için kıymetli biri. Çok. Emeği çok büyüktür bende. Fakülteye girdiğimden beri bir abi gibi,
baba gibi hep yanımda oldu. Maddi manevi desteğini hiç esirgemedi benden. Hakikatli adammış. Allah razı olsun. Öyledir. Sadece bana değil. Kapısına kim giderse gitsin geri çevirmezdi. Herkesin derdine derman olmaya çalışırdı. Ben ikinci sınıftayken biraz maddi zorluklar yaşadık. Annem okulu bırakmamı istemişti. Zümrüt de hemşireliği yeni kazanmıştı daha. İkimizi birden okutmaları biraz zor olacaktı. Ben de kabul ettim. Bir iş falan buldum kendime. Birkaç gün okula gitmeyince Metin Hoca kapımıza kadar geldi biliyor musun abla? Ne yaptı, ne etti annemi ikna etti? Burs sağladı bana. Ben o burs sayesinde son sınıfa kadar okudum. Onun hakkını asla ödeyemem. Metin Hoca geldi galiba. Ben bir kapıya bakayım. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk Dilan. Esra gönderdi. En sevdiğim börek. Boşnak böreği mi? Ne zamandır canım istiyordu. Çok teşekkür ederim. Buyurun kapıda kaldınız. Merhaba Baran Bey. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok ilginç. Dilan'ı hiç bu kadar bakımlı görmemiştim. Neye borçluyuz bunu acaba? Her zamanki hali. Sana öyle gelmiş. Bol bol su içsin. Dediğim vitaminleri de almayı unutmayın mutlaka. Hatta ben giderken aşağıdaki eczaneden ayırtabilirim. Onun haricinde en önemlisi dinlenmesi ve yorulmaması. Zümrüt, yüzüme bakmayacak mısın? Geçmiş olsun. Cevriyem, neredeydin sen? Telefonu da kapalı, aradım ulaşamadım. Geldim işte Cevdet. Doktora gittin değil mi? Birlikte gidecektik. Niye acele ediyorsun? Gittim işte Cevdet. Tahlilleri falan yaptırdım. Bir de? Ameliyat günü aldım. Bana sormadan. Ani gelişti her şey Cevdet, ne yapayım yani? Kızma şimdi sen. Nasıl kızmayayım ya? Nasıl kızmayayım? Kafana göre iş yapıyorsun Cevriye. Ya ben vazgeçtim. Çoluk çocuk istemiyorum ben, vazgeçtim. Ne diyorsun sen Cevdet ya? Duydun işte ne dediğimi. Ya ben düşünmekten uyuyamıyorum Cevriye geceleri. Doktor ameliyat riskli dedi, biliyorsun. Cevriye, ben seni kaybetmek istemiyorum. Bu kadar mı zor bunu anlaması? Zor. Zor evet. Zor. İyi. Anlama o zaman. Ne
Ağlama yavrum. Ağlama benim güzel kızım. Cevdet sana değer verdiğinden öyle diyor. Seni kırmak için değil yavrum. Ama ben çok istiyorum baba. Ben Cevdet'in baba olmasını çok istiyorum. Geceleri uyuyamıyorum ben. Benim yüzümden. Belki ben olmasam. Şşş, sakın. Ne biçim laf o öyle? Sakın duymayacağım bir daha. Hadi git sen. Yüzünü gözünü bir yıka. Ben de kahve yapayım. Şöyle ana kız içelim karşılıklı. Olur mu? İlaçları tam saatinde alması çok önemli. Sırası bile değişmemeli Dilan. Anladım hocam. Merak etmeyin. Bir de haftada bir gün tetkikler yapılacak. Kan kolay, onu burada da hallederiz. Ama diğer tetkikler için muayenehaneye gelmeniz gerekiyor. Tamam hocam. Beni istemişsiniz hanımım. Ha, Kaya geldim. Yaklaş. Kudret ağanız yakında iyileşecek. İnşallah hanımım. Hepimizin temennisi o yönde. Onun iyileşmesi şerefine memleketten bir at alınmasını istiyorum. Ama şöyle kudretimin şanına, namına yaraşır bir at. Kudretli, asil bir at olsun. Şöyle bindiğinde herkesi kıskandıracak bir at. Hiç şüpheniz olmasın hanıma. En iyisini bulacağım. Hadi bakalım. Gel. Sağ ol abla. Gözünüz aydın Baran Bey'im. Kudret Bey'imiz inşallah yakında ayaklanacak. İnşallah. Gelin Hanım sağ olsun. O fark etmeseydi belki de bu yanlışlığı, Kudret Bey'in iyileşme umudu hiç olmayacaktı. Kızcağız çırpınıyor. İnanır mısınız, sabahtan beri hiç yerinde durmadı. Kudret Bey'in ilaçlarını dakikası dakikasına kontrol ediyor. Eli hep üstünde. Allah razı olsun. Ben çıkayım. Bir ihtiyacınız olursa bana söylersin. Kader abla. Nerede o? Kudret Bey'i bahçede dolaştırıyordu. Tamam hocam, konuşuruz. Ben sizi bahçeye kadar geçireyim. Derhal en acil tarafından şu Metin denen doktoru iyice bir araştır. Neden baba? Önlemimizi alalım diye. Daha önceki adam gibi boş beleş çıkmasın bu da. Abimin hayatı söz konusu. Yok, iyi de
amcamın böyle kalması işimize gelmiyor mu baba? Yani o iyileşirse aşiret reisliğini almamız imkansız. Aşiret demeyeyim elbet ama o benim abim. Her şeyden evvel onun iyi olmasını isterim. Babam. Şükürler olsun. Oğlum. Aslan kudretim aslan. Babam. Esra hocam hep kızıyordu size doğum gününü unutuyorsunuz diye. Yok yok. Bu sefer alarmı kurdum. Yoksa senelerce burnumdan getirir. Hava soğudu. İçeri geçin artık. Doğru söylüyorsunuz. Lafa daldık. Zaten ben de gitmek üzereydim. Olur mu hocam? Yemeğe kalacaktınız. Geç oldu. Başka zaman. İyi günler.